Değerli arkadaşlar, ben Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Semih Yılmaz. Promoseed firmasının kurucu ortaklarındanım. Promoseed biyoteknoloji firması bakteri genomiği ve proteomiği, biyoinformatik, ziraat, gıda ve sağlık alanlarında uzman araştırmacılarla çevre dostu biyolojik ürünler üretip geliştirerek tarım girdilerinde kayda değer azalış sağlamanın yanında üretim ve verimliliği de artırmayı hedefleyen bir üretim girişimidir. Bu kapsamda bakteri kaynaklı bitki büyüme teşviği ve büyüme düzenleyicileri alanlarında ARGE çalışmalarımız aralıksız devam etmekte olup, biyokimyasal ve moleküler genetik yöntemlerle üstün özellikli hücreleri seçerek geliştirip bunları amaca yönelik olarak kullanabilmekteyiz. Genetik modifiye yöntemler ürün etkinliğinin artırılması amacıyla birçok gelişmiş ülkede uygulanmakta ve ticari olarak dünya genelinde satılmaktadır. İlgili bakteri hücreleri üzerinde yapılan genetik düzenleme ve ekleme çıkarma işlemleriyle bitki büyümesinin teşvik edici özelliklerin geliştirilmesinin yanında yine tarımda problem olan patojen funguslar ile zararlı böceklerin biyokontrolüne yönelik spesifik biyopestisit geliştirme çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu çalışmalardan bir kısmı tamamlanarak denemeleri yapılmış olup önümüzdeki dönemlerde mevcut 6 tescilli ürünümüzün yanında bir patent değerlendirme aşamasında olmak üzere 4 farklı ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Değerli yatırımcılar, ben Dr. Abdülhakim Coşkun, tıp doktoruyum. Akademisyen olarak Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesinde çalışıyorum. 2014 yılından itibaren yoğun bir şekilde startup ekosisteminde melek yatırımcı ve girişimci yatırımcı olarak yer almaktayım. Elde ettiğim tecrübeleri Promoseed Biyoteknoloji Anonim Şirketi'nde kuruluşundan itibaren katkı vermeye çalışıyorum. Size öncelikle Promoseed'in hikayesinden bahsetmek istiyorum. 2008 yılından itibaren yaptığımız akademik çalışmalarda doğal ortamlardan alınan toprak bakterilerinin bilimsel incelenmesini laboratuvar ortamında gerçekleştirdik ve ARGE çalışmalarımızı ticari ürünlere dönüştürmek istedik. İleri teknoloji ile üretim kabiliyetini ticari ürüne çıkartabilecek bilimsel ve teknik bilgi birikimine sahip olduk. Ürünlerimizin etkinliğini uzun yıllar gerek laboratuvar ortamında gerek arazi şartlarında test ettikten sonra 2019 yılında Promoseed Biyoteknoloji Anonim Şirketi olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Kısaca özetleyecek olursak, 2008 yılında akademik çalışmaların başlangıcı ve devamında laboratuvar ve arazi şartlarında ürünlerimizin denenmesi, 2019 yılında şirketleşme, 2021 yılında ilk 6 ürünümüzün tescilleri ve ilk yatırım turunun fon bulucu ile gerçekleşmesi, bununla eş zamanlı olarak Kültepe ve Erban yatırımcılarından fon temini, 2022 yılında yeni üretim atölyemize taşınma şeklinde özetleyebiliriz. Bugüne kadar yaptıklarımızdan rakamlarla bahsedecek olursak, 2021 yılından itibaren ilk 6 ürünümüz için Tarım Bakanlığı'ndan lisans ve tescil belgeleri alarak fason üretim aşamasına geçtik. 2021 yılında 11 Mayıs'ta fon bulucu tarafından ilk kitlesel fonlama kampanyası Promoseed ile gerçekleştirildi ve 291 yatırımcının katılımıyla %6 hissemize karşılık 300 bin TL yatırım aldık. Eş zamanlı olarak Kültepe Yatırım AŞ ve Erban Melik yatırımcılarından %4,5 hisse karşılığı 225 bin TL yatırım kullanarak operasyonlarımızı hızlandırdık. İlk yatırım kaynağı ile üretilen ürünlerden günümüze kadar yaklaşık 40 bayi vasıtasıyla yüzlerce çiftçiye ürünlerimizi kullandırdık ve 9 aylık süreçte yaklaşık 400 bin TL ciro gerçekleştirdik. Yeni atölyemize taşındık. Erciyes Teknopark'tan tarımsal uygulama alanı kiraladık. Takıma ikisi yabancı 4 doktora öğrencisini ARGE personeli olarak dahil ettik ve ARGE kapasitemizi artırdık. Bu yatırım turu ile Promoseed'de gelecekte neler olacak? Öncelikle hedefimiz, bu yatırım turunu bir scale-up yatırımı olarak değerlendirebiliriz. Bir büyüme yatırımı söz konusu olacak. Bu yatırımla birlikte profesyonel takımımızı kuracağız.
pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimize hız vereceğiz. Promosit üretim tesisimizi kurarak üretime başlayacağız. Çok sayıda yeni teknolojik ürünü piyasaya sunacağız. İlk yatırımcılarımıza ve yeni turda bize katılacak yatırımcılara söylemek istediğim bazı noktalar var. Öncelikle bize güvenen 291 fon bulucu yatırımcımıza, Erban Melek yatırımcılarımız ve Anadolu'nda ilk yatırım fonu olan Kültepe Yatırım AŞ'ye teşekkürle başlamak isterim. Burada özellikle geleceğin en önemli stratejik yatırım alanlarından birisinin tarım teknolojileri olduğunu belirtmek isterim ki biz de kendi teknolojimizi akıllı tarım teknolojisi olarak tanımladık. Mevcut ürünlerimizi çok önemli ihtiyaçlara cevap verdiğini bizzat müşahede ettik. Yeni yatırım turuyla birlikte çok sayıda yeni biyoteknolojik ürünümüzü pazara sunacağız. Bunlar içerisinde özellikle tohum kaplama ve genetik modifiye ürünlerimizi söyleyebiliriz. Sizleri heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz. Saygıdeğer yatırımcılarımız, ben Profesör Doktor Mustafa Çetin. Öncelikle tarımsal biyoteknoloji firması Promosit'in doğuş hikayesi hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Sevgili arkadaşım, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Semih Yılmaz'ın 2008 yılından beri Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirmiş olduğu akıllı bakteriyel gübreler konusunda yapmış olduğu ARGE çalışmalarını, laboratuvar çalışmalarını yakından takip ettim. Bildiğiniz gibi biz tıp fakültesi öğretim üyesi olmamıza rağmen çeşitli disiplinden hocalarımızla birlikte laboratuvarları birlikte paylaşırız. Fikir alışverişi ve geliştirmeler konusunda birbirimize yardım ederiz. Birbirimizin yapmış olduğu çalışmalarında nereye gittiğini, ne sonuçlar aldığını da yakından takip ederiz. Ve bu gözlemlerim sırasında Profesör Doktor Semih Yılmaz'ın mikrobiyal gübreler konusunda yapmış olduğu biyoteknolojik çalışmaların hem laboratuvar sonuçlarını hem de saha çalışmalarını yakından izleme fırsatım oldu yıllarca. Ve özellikle 2019 yılında biz bu firmayı kurduk ama o dönemde çok sayıda saha çalışmalarının oldukça etkin olduğunu gördüğümüzde artık bu teknolojinin ülkemize kazandırılması gerektiğine karar verdik. Promosit ailesi olarak güvenli ve sağlıklı tarımsal ürünler için iç ve dış pazarda yaşanan arz daralmasının üstesinden geleceğine inandığımız tarımsal teknoloji ürünlerimizi ülkemizin ve insanların hizmetine sunmayı planlamaktayız. Bu yolda en büyük gücümüz ve desteğimiz baştan beri konusunda uzman, çoğu akademik bir çalışma grubu ve seçkin yöneticiler ile bir ekip ruhu içerisinde çalışmamızdır. Başta kurucu ortağın tarımsal teknolojide uzman Profesör Doktor Semih Yılmaz yanı sıra İş geliştirme baş danışmanımız Profesör Doktor Abdülhakim Coşkun. Kendisi bir tıp doktoru olarak çok sayıda startup kuruluşunda yer almaktadır. Bir melek yatırımcı olarak da yıllarca üniversite sanayi işbirliği ve teknolojik şirketlerinin, teknopark şirketleri üzerine olan deneyimlerini yine bir teknopark şirketi olan Promosit üzerinde startup aşamasından başlayarak büyüme ve yatırım planlamaları konusunda bize danışmanlık yapmaktadır. Toprak bilimleri ve teknolojik tarım ürünleri konusunda uzman danışmanımız Profesör Doktor Mustafa Başaran ise biliyorsunuz önemli bir inovatif gübre şirketinin kurucu ortağıdır. Sahip olduğu eşsiz deneyim ile Promosit ürünlerinin toprak uygulamaları ve çiftçi deneyimlerini takip etmekte ve yönetimini yapmaktadır. Ayrıca kendisinin sahip olduğu yaygın bayi ağı ve tanınırlık ile ürünlerimizin pazarlaması konusunda şirketimize destek vermektedir. Niçin yeni bir yatırım turuna çıkıyoruz? Biliyorsunuz bu bizim ikinci yatırım turumuz. İlk yatırım turumuzda ürünlerimizi pazarlamaya, çiftçilerimize fason olarak ürettiğimiz ürünlerimizi çiftçilerimize buluşturmaya amaçlamıştık ki bunları başardık. Şimdiki turumuzda ise bu turun esas amacı kendi üretim tesislerimizi kurmaktır. Yıllardan beri devam eden laboratuvar ve ARGE çalışmaları ve özel olarak düzenlenmiş test alanlarında, seralarda birebir kontrollü onlarca çalışmada etkinliğini kanıtladığımız, özellikle son yıllarda fason ürettiğimiz ürünlerle de çiftçilerimize gerçekleştirdiğimiz tarla ve saha denemelerinde ürün gelişimi ve verimliliğini önemli artışlara yol açtığını gösterdik. Ve Promosit olarak ürünlerimizi artık kendi tesislerimizde üretmeyi planlamaktayız.
SGS Teknopark içerisinde toplam 300 metrekarelik 2 adet üretim tesisim alanımız faaliyete geçmiş olup bu yatırım turu sonrası bu merkezimizde başta biyofermentör cihazı olmak üzere diğer üretim cihazlarını kendi tesisimizde kurmak istiyoruz. Diğer taraftan bu turda Teknopark biyoteknoloji firması olarak seçkin bilim insanlarının çalıştığı ARGE ünitemizi fiziki kapasitesini ARGE cihaz donanımımızı artırmak suretiyle mevcut ürünlerimizin yanı sıra sektörün ihtiyaç duyduğu ilave yenilikçi ürünlerini geliştirmesini ve araştırmasını planlamaktayız. Değerli yatırımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve başarılı bir yatırım turu geçirmenizi temenni ediyorum. Biliyorsunuz tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımı ve sentetik pestisit kullanımı olmaksızın yüksek verim ve kaliteyi yakalamak neredeyse imkansız. Ve yeni geliştirilen çeşitler topraktan çok yüksek miktarda bitki besin maddesi sömürme yeteneğine sahip yüksek verimli çeşitler. Bunları beslemek için de çok daha fazla kimyasal gübre kullanımı ve sentetik pestisit kullanımıyla da tüm dünya karşı karşıya kalacak. Promosit AŞ'nin kuruluş felsefesi çevre dostu ve sürdürülebilir tarımı destekleyecek organik mikrobiyal kökenli ürünler geliştirmek. Bunlar nelerdir? Mikrobiyal gübreler, bitki gelişim düzenleyicileri ve biyopestisitler. Bunların çiftçi tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, nispeten kimyasal girdilerin ve sentetik girdilerin azaltılması ve çevrenin mümkün olduğu kadar korunması ve gelecek nesillere tarımsal üretimi sürdürebilecekleri, sağlıklı beslenmelerini sağlayabilecek doğal kaynakların miras olarak bırakılması. Bizim teknolojimize değinecek olursak eğer, biliyorsunuz şirketimiz ve teknik ve bilimsel ekibimiz topraktaki Bacillus bakterilerini ve benzeri bakterileri izole ederek onların üstün özelliklerini belirleyip ki biz bakterileri izole ettikten sonra bunların genetik haritalarını çıkartabiliyoruz ve hangi bakterinin hangi metaboliti üretme yeteneğine sahip olduğunu bu şekilde öğrenebiliyoruz. Bu ürettikleri metabolitlerin ilgili genlerini eğer kapalıysa indükleyerek açıp çok daha fazla miktarda metabolit ve protein üretmesini sağlayabiliyoruz. Hatta çok daha ileri aşamaya geçersek eğer biz genetik modifikasyon yapma yeteneğine sahip dünyada nadir firmalardan, şirketlerden bir tanesiyiz. Bunda tabii ki güçlü olan bilimsel ve teknik altyapıya ekibimize dönüştürüz. Türkiye'de mikrobiyal gübre ya da biyopestisit kullanımı çok eskiye dayanmıyor. Son yıllarda Türkiye'de tarımsal girdi olarak kullanılmaya başlandı. Bir pazar oluşmaya başladı. Birkaç tane yerli firma var. Onlar da izole ettikleri bakterileri Türk tarımına kazandırdılar. Ama çoğunlukla pazarda yabancılara hakim. Hindistan'dan tutun da Amerika'ya, bazı Avrupa ülkelerine, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerden ülkemize mikrobiyal ürünler geliyor. Çoğu orada üretilip paketlenmiş hale geliyor. Bir kısmında sadece bakteri gönderiyorlar ve Türkiye'de üretim yapılıyor, paketleniyor. Yani sonuç olarak dışarıya ülkemiz için miktarda bu amaçla dahi döviz ödemekte. Bizim bu yüksek bilimsel kapasitemiz, teknik kapasitemiz bu firmalarla rahatlıkla rekabet etme gücü veriyor bize. Ki birçok yerli firmanın ve hatta yabancı firmanın bu altyapıya sahip olduğu, bilimsel birikimine, bilgi birikimine sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim rekabetçi yönümüzün çok önemli bir göstergesi. Biz önümüzdeki yıllarda neler yapacağız? Tabii ki bizim ilk ürünlerimiz bildiğiniz gibi mikrobiyal ürünler, gübreler. Önümüzdeki yıllarda öncelikle hedefimiz biyopestisitlerin üretilmesi ve sentetik pestisit kullanımını minimum düzeylere çekebilmek. Daha sonra bitki gelişim düzenleyicileri çok özel amaçlı. Buna bir örnek verecek olursak, örneğin kırmızı meyvelerde mükemmel renk oluşumu sağlayacak, farklı boyut ve şekil oluşumu sağlayacak
Mesleki gelişim düzenleyicilerin geliştirilmesi. Tabii ki ihtiyaçlar ne olacağını bilmiyoruz. Yani gelecek dönemlerde, yani tarım sektöründe artık neye ihtiyaç varsa biyoteknoloji tabanlı olarak onların geliştirilmesi ve üretimi üzerine çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hala birçok projemiz var bu amaçla yönelik. Zaman içerisinde sizler yatırımcılar da yeni ürünlerle, yeni projelerle karşılaşacaksınız. Onlar da sizleri tanıştıracağız. Hepinize başarılı bir yatırım sunmak tekrar temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.